Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsmin tarifini yaptıktan sonra anlaşılması biraz daha netleşsin diye ismin hasalarını anlatmaya başlamıştı. Lam-ı tarifin dahil olması ismin özelliklerindendir dedi. Duhulü'l-lami deyince elif-lam, lam, elif hangisi tarif edatıdır? Ayrıca em bazılarına göre tarif edatı elif-lam yerine kullanıldığı, bazı kabileler tarafından kullanıldığı bilgilerine ulaşmış olduk. Birincisi, ismin özelliklerinden birincisi duhulü'l-lami, elif-lamın dahil olması dedi. وَمِنْهَا دُهُولُ الْجَرِّ Ve minha ismin özelliklerinden birisi de nedir? Duhulul cerri, cerrin dahil olmasıdır. Şimdi burada vel cer vel cerri, duhulul lami vel cerri. Burayı vel cerru mu okuyacağız, vel cerri mi okuyacağız? Şarih burada vel cerri okuyacağımızı gösterdi. El cer duhul üzerine mi matuftur yoksa lam üzerine mi matuftur? Duhulul lami vel cerri ve duhulul cerri dedi. Demek ki bu el cer nereye matuftur? Lam üzerine matuftur. Şimdi arkadaşlar cer dendiği zaman hani Bizeydin'deki o cer alameti olan neyse kesredir veya yağdır. Bu kastedildiği zaman duhulul cerri buraya uyar. Efendim, fakat cer mecrur olmak manasında alınırsa o zaman vel cerru, cer olmak da ismin özelliklerindendir. Bu ihtimal de vardır. Ama Cami Hazretleri burada birinci ihtimali seçmiştir. Yani eğer harekeye gelirse, yani irab harfi veya harekesi, ben hareke diyeyim siz harfi de içerisine alın. İrab harekesi cerden kastedilirse o zaman duhulul cerri olur. Ama el cer mecrur olmak manasında olursa o zaman ve minha el cerru mecrur olmak ismin özelliklerindendir. Başkası mecrur olmaz. Bu ihtimalde olmakla beraber Cami Hazretleri hangisini seçmiştir? El cerriyi seçmiştir. Peki neden cerrin duhulu ismin özelliklerindendir? Ve innema ihtussa duhulul cerri bil ismi. Neden cer isme has oldu? İsmin cerrin duhulu isme has oldu? Fiilde harfte neden bulunmaz bu? Li ennehu çünkü cer nedir? Eseru harfil cerri harfi cerrin eseridir. Arkadaşlar İbn Hacip der ki merartü mamulü mecrur bir tanedir. Nedir mamulü mecrur? Harfi cerle mecrur olandır. Ama biz mamulü mecrur iki tanedir diyorduk. Harfi cerle mecrur olan, izafetle mecrur olan. Diyor ki İbn Hacib Hazretleri, izafeti maneviye esastır izafette. İzafeti maneviye ya bir mana min olur, ya bir mana lam olur, ya bir mana fi olur. O zaman gulam-ı zeydin de zeydi cer eden gulam değildir. Orada gizli olan lamdır. Yani izafet mutlaka izafeti maneviye ya bir mana min ya bir mana lam veya bir mana fi'dir. Mutlaka bir manası vardır. Binaenaleyh izafeti maneviye de bir harf-i cer mukadderdir. Harf-i cer mukadder olunca cer eden odur. Yani amillerden birisi ismi muzaf değildir. Ha burada sadece şu istisna çıkabilir. İzafeti lafziye de bir mana bir min, bir mana fi, bir mana lam yoktur. Dolayısıyla izafeti lafziye de izafeti maneviyenin fer'idir, o da ona tabidir diyor. Yani fer'i asla muhalefet edemez diyor. Yani izafeti maneviye isme hastır. Çünkü izafeti maneviye de cer, harf-ı cer'in eseridir. Harf-ı cer ise ismin üzerine dahil olmak mecburiyetindedir. Hurufun tecurru ismen vahiden. Harf-i cerler neyin üzerine dahil olur?
ismin üzerine dahil olur, fiilin üzerine dahil olmaz. Arkadaşlar, fiilin üzerine dahil gibi gördüğünüz yerlerde mutlaka ama mutlaka bir tevil vardır. Biri isim tevili vardır, başka türlü olmaz. Mesela mutaalliqun bi nasara. Mutaalliqun, bu harf-i cer mutaalliktir. Nereye? Bi nasara. Nasara'ya mutaalliktir. Bi ekreme, ekremeye mutaalliktir dedi. Şimdi bi ekreme dedi, orada ba ekremenin başına geldi. Yani harf-i cer ismin başına gelir, fiilin başına gelmez ki. Bi fiili ekreme, bi lafzı ekreme, bi fiili ekreme diye orada bir takdir mutlaka vardır. لِأَنَّهُ çünkü cer, اَثَرُ حَرْفِ الْجَرِ harf-ı cerrin eseridir. Nerede? فِي الْمَجْرُورِ بِهِ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ مَجْرُورٌ بِهْتَ harf-ı cerrin eseridir. مَجْرُورٌ بِهْتَ harf-ı cerrin eseridir. Lafzan لِأَنَّهُ اَثَرُ حَرْفِ الْجَرِ فِي الْمَجْرُورِ بِهِ lafzan وَفِي الْمَجْرُورِ بِهِ takdiren. Yani harf-ı cerle lafzan mecrur olanda, harf-ı cerle takdiren mecrur olanda nedir? Harf-ı cerin eseridir. Şimdi merartü bizeydinde fil mecruri bihi lafzandır. Yani harf-ı cer mecrurun bihi lafzandır. Yani harfle mecrurdur. Ve fil mecruri bihi takdiren gulam-ı zeydinde de takdiren olduğu halde onunla mecrurdur. Yani merartü bizeydinde el mecruru bihi lafzan. Lafzan hangisi burada? Harf-ı cer. Efendim, ve fil mecrur bihi takdiren, takdiren olan nedir? Takdiren olan nedir arkadaşlar? Harf-ı cerdir. Gulam-ı Zeyd'indeki. Demek ki lafzan olan harf-ı cerdir, takdiren olan da nedir? Harf-ı cerdir. O zaman şöyle diyelim, manayı bir daha düzeltelim, yani bir daha verelim. لَاَنَّهُ cer اَثَرُ حَرْفِ الْجَرِّ harf-ı cerin eseridir. Fil mecruri mecrur olan da bihi harf-ı cerle, o harf-ı cer ne olduğu halde? Lafzan, lafzan olduğu halde. Ve fil mecruri mecrur olan da bihi harf-ı cerle, o harf-ı cer ne olduğu halde? Takdiren, takdiren olduğu halde. Netleşti mi biraz daha? Peki fil mecruri bihi takdiren nerede oluyor ki? Kemâ fil izafetil maneviyyeti. İzafeti maneviyede olduğu gibi. Demek ki izafet-i maneviyede ki cer kimin eseriymiş? Harf-i cerin eseridir. Ve duhulu harfil cerri. Harf-i cerin dahil olması. Şimdi dedi ki biz, cer neyin eseridir? Harf-i cerin eseridir. Fil mecruri bihi lafzan ve fil mecruri bihi takdiren. Sonuçta ikisinde de harf-i cerin eseridir. Ve duhulu harfil cerri. Harf-i cerrin lafzan, lafzan olduğu halde dahil olması, ev takdiren veya takdiren olduğu halde dahil olması, yahtassu bil ism. Yani harf-i cer, lafzan nereye dahil olur? Lafzan olduğu halde isme dahil olur. Takdiren olduğu halde yine isme dahil olur. Yani izafeti maneviye dediğimiz gulam-ı zeydin gibilerde de ne olması gerekir? İsim olması gerekir. Yani oradaki muzaaf-ı ileyhin başına efendim harf-i cer takdir etmiş oluyoruz. Bu cümleye itiraz gelebilir. İleride kendisi de söyleyecek. Yani mesela izafet de ismin özelliklerindendir. İsmin özelliklerinden olan izafet dediğimiz zaman ne demek o izafet? Muzaaf olmak mı, muzaafın ileyh olmak? İsmin özelliklerinden birisi el izafetü. İzafeti muzaf olmak mı alacağız yoksa muzaf ileyhi olmak mı alacağız sizce? Muzaf olmak manasında alacağız. Yani fiil hiçbir zaman ne olmaz? Muzaf olmaz. Ama muzaf ileyhi olabilir mi? Olabilir. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ يَوْمُ يَنْفَعُ O yevmu yenfa'u'ya muzaf olmuştur. Mesela. Dolayısıyla böyle bir itiraz gelebilir. Musannif üzerine gelebilir. Ve dukulu harfil cerri lafzan ev takdiren yahtassu bil ismi. Neden? Neden isme khastır? لِأَنَّهُ Çünkü harf-ı cer mevlu'un vaz edilmiştir. لِفْضَاءِ مَعْنَ الْفِيلِ Fiil manasını ulaştırmak için ilel ismi, isme ulaştırmak için. Yani arkadaşlar her harf-ı cere bir mütallek lazımdır. Harf-ı cerlere harf-ı cer neden denmiştir? Biz izharda, affedersin, avamil okurken ne diyorduk?
ennev'ul evvelu hurufun tecurru ismen vahiden. Öyle miydi? Tecurru ismen vahiden. Bir ismi cer eden harflerdir. Ve yusemmâ hurufel cerri ve hurufel izafeti. Onlara hurufu cer ve tüsemmâ hurufel cerri ve hurufel izafeti. Hurufu cer ve hurufu izafe denir. Neden hurufu cer deniyordu? Tesmiye sebebini hatırlıyor musun? Hatırlayan var mı arkadaş? Yani kolay akla kalan bir şeydi o. Cer ettikleri için harfi cer denmiştir diyorduk falan. Niye hurufu izafe denmiştir onlara? Mutalekin manasını mecrune çektiğinden dolayı denmiştir. Yani harfi cerlere niye hurufu cer denmiştir? Cer ameli ettikleri için hurufu cer denmiştir. Niye hurufu izafe denmiştir? Mutalekin manasını medhuline ulaştırdığı için. Ama hurufu cer denmesini biz sadece ilk avamil okuduğumuzda cer ettiklerine bağlardık. Halbuki hurufu cer, cerre yecurru çekmek demektir. Yani mutalekin manasını çekiyor. Nereye çekiyor? Medhulüne çekiyor. Yani onlara harfi cer denmesi sadece cer ettiğinden dolayı değildir. Mutalekin manasını mecrune çektiğinden dolayıdır. Cerre çekti demektir. Ne yapıyorsun? Mesela ne diyorsun? Sirtü yürüdüm minel basrati basradan yürüdüm. Min ne yaptı? Sirtünün manasını Basra'ya ulaştırdı. Doğru mu? Evet. Yani cerre mana sirtu ila el Basra mesela. Yani harfi cer denmesi arkadaşlar sadece cer ettiğinden dolayı değil. Belki o ifza manası dediğimiz o cerde de var. Sadece harfi cer denmesinin iki sebebi de ne yapabiliriz? Cer ameli yaptığından dolayı hurufu cer denmiştir. Mutallakın manasını medhulüne çektiğinden dolayı da hurufu cer denmiştir. Şimdi diyor ki harfi cer neden ismin üzerine gelir? Diyor ki لَاَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِاِفْضَاءِ مَعْنَ الْفِعْلِ اِلَى الْاِسْمِ Harfi cer ne için vaz edilmiştir? Fiilin manasını efendim isme ulaştırmak için. Vaz'inde bu var. O zaman harfi cer geriden fiilin manasını alacak. Nereye ulaştıracak? Kendisinden sonraki isme ulaştıracak. فَيَنْبَغِي Öyleyse lazımdır. En yedhulel isme, isme dahil olması lazım. Çünkü fiilin manasını alıp isme çekmiş olacak. لِيُفْضِيَ مَعْنَ الْفِعْلِ اِلَيْهِ Fiilin manasını ona ulaştırmak için. Soru olarak ne kaldı karşımıza? İzafeti lafzıya kaldı. Yani izafeti maneviyede mutlaka harfi cer vardır. Harfi cer varsa harfi cerin öbür tarafında ne olması lazım? Bir tarafında fiil varsa öbür tarafında isim olması lazım ki fiilin manasını isme ulaştıracak. Harfi cerin vaz'ı budur. Bunun için vaz edilmiştir. Onun için bir ucunda, bir tarafında diyelim, ucunda demeyelim. Bir tarafında yani geride fiil olsa veya şibi fiil olsa mutlaka o fiilin veya şibi fiil manasını ulaştıracağı isim ona bitişik olacak. Fasıla olmaz arada. Bundan dolayıdır ki izafeti maneviyede ya lam vardır, o lam ismin başına gelmesi lazım. Ya fi var, zarfın başına gelmesi lazım. Veyahut da min var, yine ismin başına gelmesi lazım. Dolayısıyla izafet ne olmuş oluyor? He, affedersin. Cer ne olmuş oluyor? Cerin duhulu ismin özelliklerinden olmuş oluyor. Peki, ama sen izafet dedin. İzafet dediğin zaman izafeti lafzı, affedersiniz. İzafeti maneviye de böyle. İzafeti lafziye de ne diyeceksin? Diyecek ki emmel izafetül lafziyetu def'u şualin takriruhu enne harfel cerri la yekunu fil izafetül lafziyeti indel cumhur. La lafzan ve la takdiren. Burada gelen itiraz, izafeti lafziyede takdiren de harfi cer yoktur. Lafzan da zaten yoktur. Feddelilül mezkuru la yufidu illa ihtisasel cerri lezi hu eseru halfil cerri. O zaman cerrin dahil olması dediğin zaman sadece harfi cerrin eseri olan cer dahil olur. İzafeti lafziyedeki cerre ne diyeceksin? Yani sen duhulul cerri dedin. Bu duhulul cerri, cer neyin eseridir zaten? Ya harfi cerin eseridir veya izafetin eseridir. Değil mi? Sen cer dediğin zaman neyi kastettin buradan? Hem harfi ceri, lafzan olan harfi ceri, takdiren olan harfi ceri. Peki izafeti lafziyede de cer var. Eğer cer isme has ise izafeti lafziyedekinde ne lafzan harfi cer vardır ne de takdiren harfi cer vardır. Ama orada cer var. Evet. فَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُفِيدُ اِلَّا اِخْتِصَاسَ الْجَرِّ اِلَّذِهُ وَاَثَرُ حَالْفِ الْجَرِّ
senin zikrettiğin delil mutlak cerrin ismin özelliği olduğunu ispatlamaz. Sadece harfi cerrin eseri olan cerrin. Şimdi burada metinde zikredilen nedir Yusuf? Dedi ki duhulul cerri, cerrin dahil olması. Tamam. İddia nedir? Cerrin dahil olması ismin özelliklerindedir. Delil nedir? Çünkü lafzan veya takdiren olan harfi cerrin eseridir. Harfi cer ise fiilin manasını isme ulaştırmak için vaz edilmiştir. Onun için harfi cerrin gerisinde fiil olsa bile mutlaka ne olması lazım? Peşinden isim gelmesi lazım. O zaman cer, harfi cerrin eseri olduğundan dolayı mutlak cer ismin özelliğidir. Peki, ama diyor ki şimdi itirazda, mutlak cer ismin özelliği olmaması lazım. Sen delilde diyorsun ki, harfi cerrin eseridir. Harfi cer de müteallakın manasını mecrure çekiyor. Bundan dolayı sebep bu yani, delil bu. Delil bu ise, o zaman sadece harfi cerrin eseri olan cer ismin özelliğidir. Halbuki metinde ne dedi? Duhulul cerri dedi. Doğru mu? Ma'annel mudda'a ihtisasu mutlakil cerri bil ismi. Yani burada iddia edilen nedir? Harfi cerrin eseri olan cer isme hastır demedi. Mutlak cer isme hastır. Mutlak cer deyince harfi cerrin eseri olan izafeti maneviye ve harfi cerle olan da olduğu gibi izafeti lafziyede de ki orada harfi cerrin eseri değildir. Ona da şamil olması lazım. Sevaun kâne ethera harfil cerri evle. Vel mudâfu ileyh fil izafeti mecrurun bil mudâfi indel cumhur la bi harfil cerri ve hu etheru harfil cerri. وَاَمَّا الْاِضَافَةُ الْلَفْضِيَّةُ cevabun anhu. Şimdi وَاَمَّا الْاِضَافَةُ الْلَفْضِيَّةُ ne yapıyor? Cevap veriyor. Diyor ki وَاَمَّا الْاِضَافَةُ الْلَفْضِيَّةُ İtiraz, delile itiraz anlaşıldı değil mi? Yani metinde zikredilen mutlak cerrin ismin özelliğidir. Senin zikrettiğin delil ise mutlak cerrin ismin özelliği olduğunu anlatmaz. Sadece harfi cerrin eseri olan cerrin ismin özelliği olduğunu anlatır. Diyor ki ve emmel izafetü lafziyetü, izafeti lafziye gelince fehiye izafeti lafziye fer'un lil maneviyeti, izafeti maneviyenin fer'idir. İzafette asıl olan izafeti lafziye midir, maneviye midir? İzafeti lafziye arkadaşlar varlığıyla yokluğu müsavidir. Yani izafeti lafziye zaten mamulüne muzaftır. Kaldırırsın mamul olarak devam edersin. İzafeti maneviye de fevait vardır. İzafeti maneviye muzafileyi marife ise marifeli kalır, nekire ise tahsisli kalır. Ayrıca bir mana min olur, bir mana alem olur, bir mana fi olur. Yani izafeti aslı olan nedir? İzafeti maneviyedir. İzafeti lafziye, lafızda tahsilli ifade eder. Hatta orada izafeti lafziye ne yapabilirsin? Kaldırıp da mamule muzaftır, doğrudan doğruya ne yapabilirsin? Efendim, izafeti kaldırıp amil mamul ilişkisine de işi çevirebilirsin. O zaman izafette aslı olan nedir? İzafeti maneviyedir. İzafeti lafziye ne için gelmiş? Sadece ve sadece lafızda tahfiflik ifade etsin diye gelmiştir. Yani Zeydun, Daribun, Amran dersen orada Daribun'da bir temin fazlalığı vardır. Zeydun, Daribu, Amrin dersen bir teminden kurtulmuş oluyorsun. Az da yük değildir yani. Şimdi çarpacaksın onu oraya. İhfa gereken yerde ihfa yapacaksın. İzhar gereken yerde izhar yapacaksın. İdam gereken yerde idam yapacaksın. Az iş yok orada. Hep bir iş var yani. Ama izafet yaptığın zaman ne oluyor? Ne izharı kalıyor, ne idgamı kalıyor, ne ihfası kalıyor değil mi? Hiçbir şey kalmıyor. Fehiye fer'un lil maneviyeti. İzafeti maneviyenin fer'idir. O zaman asıl olan hangisi oluyor? İzafeti maneviye oluyor. Feyenbeği lazımdır. Ella yuhalife. Muhalif olmayacak. Hangisi? Fera. Fera hangisiydi? İzafeti lafziye. El asla, asla muhalif olmayacak. Asıl hangisiydi? Manevi. Şimdi madem ki izafeti lafziye feri'dir, izafeti maneviye asıldır. Şimdi izafeti maneviye diyor ki bak, ben harfi cersiz değilim. Bende bu kadar harfi cer var. Dolayısıyla benim cerrim harfi cerin eseridir. Sendeki harfi cerin eseri olmayabilir ama sen benim fer'imsin, dalımsın. Bana muhalefet edemezsin. Dolayısıyla ben mutlaka isimde bulunurum. Sen de izin vermiyorum sana, başka yerde bulunamazsın diyor. Madem ki fer'isin, asıl benim.
Fehiye fer'un lil maneviyeti. Feyenbeği lazımdır. Ella yuhalife feri'. Muhalif olmayacak. El asla, asla muhalif olmayacak. Nasıl asla muhalif olur? Bâ-bâ-i tasviriyedir. Bi'en yaktassa, mesela feri'e khas olsa. Bi'en yaktassa, feri'e khas olsa. Bima öyle bir şey ki, yuhalifu, muhalif oluyor. Ma o şey ki, yaktassu bihil aslu. Asıl ona khas oluyor. Asıl neye khas ise ona muhalif olana khas oluyor. Yani asıl neye khastır? Bu ibare biraz şeydir arkadaşlar. Yani dikkat edilmesi gereken haşiyeler, şerhler bunun üzerine dururlar. Yani kelimeler birbirine biraz benziyor. Zamirlerin merceğini doğru tespit edemezsen, mutallakları doğru tespit edemezsen anlar gibi olursun anlayamaz. Şimdi diyor ki feri asla muhalefet etmeyecek. Peki muhalefet nasıl olabilir? İki türlü muhalefet olabilir. Muhalefet iki türlü olabilir. Nedir bu iki? Önce ben ezberden söyleyeyim size. Muhalefet iki türlü nasıl olabilir? Bir, asıl isme hastır. Feri fiile has olur. Bu nedir? Birisi isme has, birisi fiile has. Yani ne oldu burada? Asla muhalif oldu değil mi? Ben yaktassa, has olsa feriye, bima o fiile ki yuhalifu, muhalif olur, ma yaktasu bihil aslu. Asıl has olduğuna, asıl isme hastır, fiil de ona nedir? Muhaliftir. Mesela eğer izafeti lafziye, feriye olan izafeti lafziye fiile has olmuş olsaydı, o zaman feriye ne yapmış olacaktı? Asla muhalefet etmiş olacaktı. İkinci ihtimal. Diyelim ki izafet-i lafziye hem fiilde bulunsun hem isimde bulunsun. O zaman feri asıldan daha meziyetli olmuş olacak. Yani feride öyle bir maharet var ki asılda o yok. Yani kastediyorum el fiile, fiili kastediyorum. Yani ben yahtassa bima, ben yahtassa has olmakla, neye bima o fiile. Ki yuhalifu o fiil muhaliftir. Ma o isme ki yahtassu bihil aslu, asıl ona hastır. Asılın has olduğu isimdir. Eğer izafet-i lafziye fiile has olmuş olsaydı, aslın efendim has olduğuna, muhalif olana has olmuş olur ki böylece feri asla ne yapmış olur? Muhalefet etmiş olur. Feri asla muhalefet edemez. Ev yezide, evet, feyenbegî ellâ yuhalifel asla, asla muhalif olmaması lazım. Ne ile? Bi'en yahtassa. Onun has olduğunun zıttına has olmakla. Ev yezide, nereye matuf arkadaşlar? Bi'en yahtassa üzerine matuftur. Nedir? O zaman ibare şöyledir. Feyenbegî lazımdır ellâ yuhalifel asla, asla muhalif olmaması lazım. Bi'en yezide, nasıl muhalif olur? Bi'en yezide ziyade olmakla aleyhi, bi'en yezide aleyhi. Asıl üzerine ziyade olur. Asıl üzerine meziyetli olursa. Peki asıl üzerine meziyetli olmasının tasviri nedir? Bâ-bâ-i tasviriyedir. Ben ya'ummel isme vel fi'le. Yani feri diyoruz ki izafete lafzıya var ya. Bunda efendim marifetler çoktur. İzafet-i maneviyeden fazla marifet var bu. İsimde de olur, fiilde de olur. O zaman bunun meziyeti şeyden daha fazla, asıldan fazla olmuş oluyor. Böyle de olsa asla muhalefet etmiş oluyor. Sadece fiile de has olsa asla muhalefet etmiş oluyor. Dolayısıyla feri asla muhalefet etmeyeceğinden dolayı ne yapamaz? İsimde olmak mecburiyetindedir. Fiilde olamaz. Hem isimde hem fiilde de olamaz. Demek ki o zaman cer'in duhulu ismin özelliklerindendir. Çünkü cer lafzan veya takdiren olan harfi cer'in eseridir. İzafeti lafziye değil, lafzan veya takdiren eseri değildir. O da takdiren olan izafeti maneviyetinin fer'i olduğuna göre ona muhalefet edemez. O da mecburen öyle olacaktır. O da harf-i cer'in eseri gibi olacaktır. Muhalefet edemez ona. Şimdi burada asıl var, feri var. Burada şimdi feri ile asıl arasında muhalefetten bahsediyor. Feri asla muhalefet edemez. Esas bu yani. Esas bu. İzafeti lafziyenin cevabını buradan veriyor. Feri asla muhalefet edemez. Asıl var, feri var değil mi? Feri asla muhalefet edemez. Peki burada muhalefet nasıl olabilir? Bir, aslın has olduğunun zıttına has olursa tam bir muhalefettir. İki,
asılda olmayan bir meziyet, asıl efendim sadece isimde oluyor. Bu isimde olduğu gibi onun zıttı olan fiilde de olabiliyor. İsimde olduğu gibi onun zıttı olan fiilde de olabiliyor. O zaman ne olmuş oluyor? Feri daha önde olmuş oluyor diyelim. Bu da ona bir muhalefet midir? Feren muhalefettir tabi. Çünkü alâ külli hâl, aslın bulunmadığı yer var. Neresidir o? Fiil. Bu ne yapmış oluyor? Fiile bulunmuş oluyor. İkincisinde de muhalefet var, birincisinde de muhalefet var. O zaman feyenbeği ellâ yuhalifel aslı, aslı muhalif olmayacak. Nasıl? Bi'en yahtassa ev yezide aleyh. وَمِنْهَا ismin özelliklerinden birisi de دُخُولُ التَّنْو۪ينِ tenvinin duhuludur. بِاَقْسَامِهِ tenvini bütün kısımlarıyla. Tenvini temekkün, zeydün, tenvini ivaz, hineydin, tenvini tenkir, sahin, tenvini mukabele, müslümatün, tenvini terennüm. Şiirlerin sonunda gelen efendim kafiyi ayarlamak için ona da tenvini terennüm denir. Yani tenvin bütün kısımlarıyla beraber tenvinin duhulu nedir? وَالتَّنْو۪ينِ tenvinin duhulu da ismin özelliklerindendir. وَمِنْهَا دُخُولُ التَّنْو۪ينِ بِأَقْسَامِهِ bütün kısımlarıyla illa تَنْو۪ينَ تَرَنُّمِ tenvini terennüm müstesna. Tenvini terennümün duhulu ismin özelliklerinden değildir. O şiire ayar vermek için, kafiye ayar vermek için her türlü gelir. وَسَيَجِيُ gelecek فِي آخِرِ الْكِتَابِ kitabın sonunda. Kafiye biliyorsunuz arkadaşlar. Önce isim, sonra fiil, sonra harf esasına göre kitabı tesis etmiştir. Önce isimleri anlatır. Onun için kafiye mamulü merfu anlatırken 9 olarak değil. Kaç olarak anlatır? 8 olarak anlatır. Yani nevasıftan, cevazımdan hali olan fiil muzari yok orada. Niçin yok? Çünkü isim değil ki isim bahsindeki merfu anlatıyor. Mamulü mensubde nevazıftan birisi kendisine dahil olan fiil-i muzari zikredilmez. Çünkü o fiil bahsini okumuyor ki, anlatmıyor ki, isim bahsini anlatıyor. Yani İbn-i Hacib Hazretleri kafiye tertibinde birbirine karıştırma yapmaz. İsim bahsini anlatırken isimle alakalı konular, fiil bahsini anlatırken fiille alakalı konular, harf bahsini anlatırken harfle alakalı konular. Tenvin de harftir, değil mi? Nun-i sakinedir. Tenvin harf olduğu için onu harf bahsinde ve kafiyenin en son bahsinde anlatır. Diyor ki وَسَيَجُوا فِي آخِرِ الْكِتَابِ kitabın sonunda kafiyenin sonunda gelecek inşallah Teala تَعْرِيفُهُ tenvinin tarifi gelecek وَبَيَانُ اَقْسَامِهِ kısımların beyanı gelecek عَلَى وَجْهِنْ öyle bir şekilde ki yani kafiye İbn-i Hacib o beyanı yapmayacak. Kim yapacak bu beyanı? Cami Hazretleri kendisi yapacak inşallah dedi. عَلَى وَجْهِنْ öyle bir şekilde ki يَظْهَرُ zahir olacak جِهَتُ اِخْتِسَاسِ مَا عَدَى تَنْو۪ينَ التَّرَنُّمِ بِهِ neden tenvin terennümü dışındakiler isme hastır? Bunun gerekçesi net bir şekilde orada anlaşılacak. Buraya o derinliğe daldırmayayım çünkü bu konu neyin konusudur? Tenvin bahsinin konusudur. Onu hem burada hem orada anlatmamıza gerek yoktur. Ma ada tenvinet terennümü diyoruz arkadaşlar. Tenvinit terennümü diyebilir miyiz burada? Ma ada tenvinit terennümü diyebilir miyiz? Ada harfi cer, tenvini cereti diyebilir miyiz? Ada, hala ada harfi cer olurdu değil mi? Bu itibara ne yaparız? Harbi cer kabul ederiz. Adâ tenvînit terennümü deriz. Efendim fiil de olabilir. O zaman da ne yaparız? Tenvînet terennümü yaparız. Faalinin istitarı vacip olur. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ma'adâ olursa harbi cer olma şansı yoktur. Ondan sonrası mensup olmak mecburiyetindedir. Adâ halâ olursa öyle ama ma'adâ ma'halâ olursa وَفِي مَا عَدَى وَمَا خَلَى مَا عَدَى مَا خَلَى da faalin istitarı vaciptir. Ondan sonra gelen istisna üzere mensuptur. مَا عَدَى تَنْو۪ينَ التَّرَنُّمِ evet. وَبَيَانُ اَقْسَانَ عَلَى وَجْهٍ يَظْهَرُ جِهَتُ اِخْتِصَاسِ مَا عَدَى تَنْو۪ينَ التَّرَنُّمِ بِهِ وَجِهَتُ عَدَمِ اِخْتِصَاسِ تَنْو۪ينِ التَّرَنُّمِ بِهِ neden tenvinin terennüm isme has değildir? Onun da ciheti gelecektir. Evet. Dolayısıyla tenvinin ismin özelliklerinden oluşunun gerekçesini burada anlatmıyor. Tenvini temekkün zaten arkadaşlar bir şeyin isimde takarrur ettiğinin delilidir. Temekkün demek isimde yerleştiğinin delilidir. Yani tenvini mukabele hangisini diyorduk arkadaşlar? Müslümatün gibi cemi müennes salimlerde
Cem-i Müzekker-i Salim'deki nuna mukabil bir tenvin geliyor. Muslimune, o Cem-i Müzekker-i Salim'dir. Müslimatun, Cem-i Müennes-i Salim'dir. Cem-i Müzekker-i Salim'deki nuna karşılık Cem-i Müennes'te nun tenvin geliyor. Buna tenvin-i mukabele deniyor. Cem-i Müennes-i Salim nerede olur? İsimde olur mesela. Dolayısıyla tenvinin dahil olması ismin özelliklerindendir. Wal isnadu ileyhi, müsnedün ileyhi olmak da ismin özelliklerindendir. Kolaydır, okuyorum onu. Huve bir raf'i ve minha duhulul isnadi demedi arkadaşlar. Wal isnadu ileyhi dedi. Ve minhel isnadu ileyhi. Huve bir raf'i atun ala duhul, duhul üzerine matuftu. La ala medhulihi, medhul üzerine değil. Yani duhulul lamindeki lam üzerine değil de duhul üzerine matuftu. لَنَّ الْمُتَبَادِرَ Çünkü akla gelen مِنَ الدُّخُولِ دُخُولْدَنْ Nedir? اَذِّكْرُ فِي الْاَوَّلِ Evvelde zikirdir. اَوِ الْلُحُقُ بِالْآخِرِ Veya sonuna lahik olmaktır. Yani duhul dendiği zaman ya baş tarafta zikredilmek akla gelir veyahut da son tarafa ilave olmak akla gelir. وَكِلَاهُمَا Her ikisi ne evvelde zikir ne de son tarafa lühuk, müntefi yani mevcut değillerdir. فِي الْاِسْنَادِ İsnatta mevcut değillerdir, yoklardır. Mesela diyelim ki arkadaşlar Zeydun kaimunde müstedü ileyh el isnadü ileyh müstedü ileyh olmak. Müstedü ileyh olmak. Müstedü ileyh olmak bir kelime değildir. Şimdi isnadü ileyh olmak Zeyd'in evveline dahil olan bir şey midir? Sonuna lahik olan bir şey midir? Değildir. O zaman burada vel isnadü ileyh diyeceğiz. İsnadın dahil olması diyemeyiz. Dahil olduğu zaman evvelde zikir veya ahirde luhuk kastedilir. İsnad-ı ileyhte böyle bir şey söz konusu değildir. Vel muradu bihi isnad-ı ileyhten maksat nedir? Kevnü şeyi müsneden ileyhi. Bir şeyin müsnedün ileyh olmasıdır. Vel muradu bihi kevnü şeyi müsneden ileyhi. Kevnü şeyi mesela kevnül ismi, ismin olmasıdır. Müsneden ileyhi. Müsnedü ileyh olmasıdır. İleyhi zamiri nereye racidir arkadaşlar? Vel muradu bihi kevnü şeyi müsneden ileyhi. Şeyin müsnedü ileyh olması, ismin müsnedü ileyh olması değil de şeyin müsnedü olması. O şey neticede isim oluyor. Evet. Ve inne mahtussa hadal ma'na bil ismi. Neden müsnedü ileyh olmak ismin isme has bir manadır? Li'ennel fi'le fi'l kad vuda'a li'en yekune ebeden müsneden fakat. Fiil vaz edilirken ne olarak vaz edilmiş? Ebediyen müsned olarak vaz edilmiştir. فَلَوْ جُعِلَ مُسْنِدًا اِلَيْهِ مُسْنِدُ اِلَيْهِ yapılsa يَلْزَمُ خِلَافُ وَضَعِهِ Vaz'ine muhalefet lazım gelir. Arkadaşlar malumunuz müsned ve müsned-i ileyh vardır. Fiil sadece müsned olur. İsim hem müsned hem müsned-i ileyh olur. Harf ne müsned olur ne de müsned-i ileyh olmaz. Dolayısıyla fiil vaz edilirken müsned olarak vaz edilmiştir. Efendim ebeda müsned olarak vaz edilmiştir. Harfte hiç ne müsned ne de müsned-i ileyhlik yok. O zaman müsned-i ileyh olmak kime kaldı? İsme kaldı. Onun için müsned-i ileyh olmak ismin özelliklerindendir.